Dudağım! Buyurun Asiye Hanım. Oğlum meraktan ölüyor. Konuşabildiniz mi? Ne diyor bu evlilik için? Ah, henüz konuşamadım. Çok özür dilerim. Çünkü Eda eve gelmedi. Birazdan gelir. Gelir gelmez bu konuyu ona açacağım. Hiç merak etmeyin. Dilerim itiraz etmez. Benim oğluma münasip gördüğüm en güzel gelin adayı kızınız. Eğer o hayır derse kızıl saçlı seçim periyi seçecek. Aa, ama merak etmeyin dedim size. Eda ile oğlunuz Asil birbirlerine çok yakışacaklar. Size söz veriyorum, iki peri evlenip mutlu mutlu yaşayacaklar. Mutlu mutlu, minik minik, mutlu mutlu bebeleri olacak inşallah. İnşallah. Sizden haber bekliyorum. Tabii tabii. Ben sizi hemen ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah canım ayol, ne şeker kadın. Ah, bizimkiler döndü. Nihayet. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. İyi gezdiniz mi? Evet, gezdik. Babamı Ramazan şenliklerine götürdüm. Çok özlemişim. Karagöz Hacivat seyrettik. Bir dahaki sefere beni de götürün. Ay, gölge oyunlarını çok merak ediyorum. Ne diyorsun? Sahiden gelir misin benimle? Aa, niye gelmeyeyim? Tabii gelirim. Aşk olsun. Allah Allah. Anneciğim, hayırdır inşallah. Senin bugün pek bir iyiliğin üzerinde. Hayırdır, hayırdır. Ben de bir an önce dönün de konuşalım istiyordum. Evet, seni dinliyoruz. Sana bir talip çıktı. Yarın istemeye gelecekler. Ne? Kimin nesiymiş bu? İyi bir peri ailesinin tek oğlu. Annesi aynı ben. Çok iyi anlaşacağımızdan eminim. Ben görücü usulü kimseyle evlenmem anne. Hele bir periyle asla evlenmem. Bunu aklından çıkarsan iyi olur. Ben içinde sadece aşk olan mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Bundan önce kendi istediklerini yaptın. Bundan sonra benim istediklerimi yapacaksın. Lafı Tarık'a getirmeye çalıştığımın farkındayım. Bunu da tamamıyla aklından çıkarsan iyi olur. Çünkü ben Tarık'ı çok sevdim ve onu iyi almak istiyorum. Aman o cıvın neresini anacaksan an. Kibarlıkla istedim olmadı. Şimdi annen olarak şart koşuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu çocukla evleneceksin. Hem zaten huyu suyu aynıymış canım, iyi anlaşırsınız. Huyu suyu benimle aynıysa niye benimle evlendirmek istiyorsun ki? Çünkü seni başka kimse almaz da ondan. Aman damat çamurdan olsun, peri olsun. Artık strese tahammülüm yok. Çok yoruldum, çok. Hem sen niye öyle mişli muşlu konuşuyorsun? Sen bu çocuğu tanımıyor musun? Gördüm. Boylu, boslu, yakışıklı, hoş bir çocuk. Anne, yalan söyleme istersen, olur mu? İyi, tamam, anladık. Notre Dame'ın kamburundan biraz daha iyice. Ne yapalım? Sırf peri diye kızıma kimleri layık görüyorsun Dudu? Evde kalmasından iyidir. Bu saatten sonra damat adayları arasında seçim yapacak halimiz yok. Dul periyi satmak kolay mı? Dulsam dulum, kime ne? Hem Tarık eğer bugün bu şatoda yaşamıyorsa, eğer bugün yanımızda değilse, bunun tek sorumlusu var, o da sensin. Ama Dudu, sen hala akıllanmadın. Sen sus, karışma her şeye Taci. Babama bağırma anne, babama bağırma. Ayrıca ben görücü mucu istemiyorum, tamam mı? Bir periyle de asla evlenmeyeceğim. Bunu iyice kafana sok, tamam mı? Tamam değil. Ne dersen de son kararım bu. Hiçbir yere gidemezsin, bekle beni. Ve beni sihir yapmaya zorlama. Sonu çok kötü olur. Beni bulabilirsen tabii. Şimdi. Evi terk etsin de gör gününü. Hırsların yüzünden burada kokuşa kokuşa tek başına yaşa, değil mi? Oh, iyi akıl ettim buraya gelmeyi. Kendime annemsiz bir hayat kurana kadar burada idare edeyim bari. Sihir hatlarımı da kapatayım da beni bulamasın. Bu da ne? Eda'nın sihir güçleri. Onu bulmayayım diye sihir güçlerini kapatıp bize geri yollamış. Ben onu bulmasını bilirim. Bulmasını bilirmiş. Hadi bul bakalım da görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri anne.
babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.